Osman'ım nereye gidersen. X, Y, Z hangi kuşak olursa olsun mutlaka hepimizin izlediği bir çerez dizisi olmuştur. Akasya Durağı'dır, Selena'dır, Adanalı'dır, bu tarz dizilerden bahsediyorum. Kadın mı? Allah'ım sen benim keçilerime bu gaydol. Kurtlar Vadisi'ni falan bu listeye almayacağım. Çünkü bu seferki konumuz çerez diziler. Bu çerez dizilere hepimiz gerek gönüllü gerek gönülsüz maruz kalmış olsak da finalleri hakkında pek bir şey bilmiyoruz. Ha işte bu videonun konusu bu dizilerin finallerinde ne oldu? Ufak bir zamanda yolculuk edelim o zaman. İyi seyirler. Akasya Durağı. Sinan'ın her bölüm parayı vurması, Osman'ın kızının kaçırılması, Seyit'in star olması derken 5 sezon aynı konularla iyi bile sürmüş olan bu dizi saçma sapan olsa da garip bir şekilde kendini izletiyordu. Ne oluyor ya? Aa o bayağı... Dilemezsin sen burada mı ya? Seni öldüreceğim kara kızlar! Gel buraya! Kara kızlar! Gel buraya! Gel öldüreceğim seni! Tüfeğim nerede? Dizi 174. bölümde final verdi ve aslında sıra dışı bir şey yok. Bir mafya Sinan'ın taksisinde cüzdan düşürür. Neyse sanki 174 bölümdür hiç olmamış gibi. Neyse Sinan piyangoyu vurur, parayı bu sefer alabilir. Mafya Sinan'ın peşine düşer. Nuri Baba işi gücü bırakır, Eleni ile beraber Yunan adasına yerleşeceğim der. Sonra vazgeçer, bölüm sonunda herkesi durağa ortak eder ve dizi biter. Bu. Evet, hepinize ortak ediyorum. İnsan... En yakınlarını, arkadaşlarını, kardeşlerini hiç bırakıp gider mi ya? Saçmaydı filan ama güzel diziydi. Alt metin fena değildi. En azından kimse kimsenin yengesiyle yatmıyordu veya ne bileyim kadınlar oyuncak edilmiyordu. Ocağına döndüğüm bir daha da demeyeceğim bilesin. Dönmeyeceğim. Selena. 4 numara. Selena. Bu dizi Akasya'dan daha uzun sürmüştür diyordum da 104. bölümde final vermiş. Finalde ne oluyor derseniz dünyaya meteor çarpacak oluyor ve herkes o anı bekliyor böyle vedalaşmalar filan. Ama sahneleri görseniz tam komedi bak. Meteor sözde çarpamıyor, atmosferde ufalanıyor ve meteorun bir parçası da Selena'nın şarap kadehine düşüyor. Kadeh parçalanmıyor bile amına koyayım. Lan 2006'da çekilmiş dizide vizyon daha ilerideymiş yemin ederim. Bir sektör hani bu kadar körelip düzleşebilir ya. İşte meteorumuz yaklaşıyor. Hadi bakalım. Sağlığınıza demeyeceksiniz değil mi? Üç numara. Bez Bebek. Çok niş bir kitlesi vardı bak bu dizinin. Selena ile falan kıyaslanır kitle savaşları çıkardı o dönem. Hemen gidin buradan. Hakan, yalvarırım gidelim. Sana bir şey olmasına izin veremem lütfen. Hayır Nana. Dizinin finalinde Nana evleniyor. Kulina şu oyuncak evreninin imparatoriçesi oluyor. Joker yani şoker sonsuza kadar eşek olarak kalıyor. Zaten diziyi izleyen kitle bir şoker bir de Nana sayesinde izliyordu. Yavaş. Kuş düştü burada. Mehmet Usta büyük oyuncu mesela. Bakmışken dizideki çocuk oyuncuların şimdiki haline bakayım dedim de yaşlanmışız vallahi. Konsey bana herhangi bir ceza verdi mi acaba? Hayır canım. Konsey dileğini kabul etti. Artık sonsuza kadar eşek olarak kalacaksın. 2 numara. 80'ler. Baba dizisi 80'ler tam 10 sezon 655 bölüm sürmüş. Maşallah diyerek söze giriyoruz. Bu seferki dizimiz finali baya hüzünlü vedayla yapmış. Ergün Plak dizinin izlenmesinin büyük nedenlerinden biriydi. Bu nedenle o karaktere değinmeden olmaz. Nazlı ile evlenip Ergün'ün dayısının onların evinde kalması nedeniyle boşanmışlar. Sonra Ergün kalıcı olarak ayrılmış. Nazlı Niyazi ile evlenmiş falan böyle bir saçmalık oralar. Finalde ise herkes bir bir ayrılıyor. Selahattin müdür kızı için memlekete. Sami annesi ve karısıyla beraber köyüne. Kasap kardeşler memlekete. Çağatay Belçika'ya yengenin peşine. Anlayacağınız herkes bir yere. Çağatay? O bavul ne abicim? Gidiyorum ben. Nereye gidiyorsun? Madem birlikte olmayı beceremedik bari düzgün ayrılalım. Dizi hakkında 228. bölümü de final görebilirsiniz. Fakat asıl final bu değil. 655. Çocuklar bir şey demeyecek misiniz? Gitme demeyecek misiniz? Demeyeceğiz anne. Şimdi gitmezse bir yarısı hep Belçika'da olacak. Ve bir numara. Cennet Mahallesi. Geldik asıl villaine. Bu dizi aslında final yapamadı. Yani yaptı da final niyetiyle yapılmamıştı. Apar topardı. Hatırlarsanız bir dönem ATV'de bu dizi vardı. Fakat adı Görgüsüzler olarak yayınlanıyordu. Hikayenin aslı şöyle. Dizi aslında bir sezon daha devam edecekmiş. Fakat Erler Film ve Show TV bir türlü anlaşma sağlayamamış. Sonra ATV'ye Görgüsüzler adıyla transfer olmuşlardı. ATV Cennet Mahallesi ismine izin vermemişti. Fakat bu yeni isimle romanları epey bir kızdırdığı için şikayetler üzerine dizi kaldırılmıştı. Zaten reytinglerde yerdeydi. Öyle final gibi bir final değil yani. Aceleli final.
Ferhat Sultan'ı terk edip başka kadınla kaçıyor. Sultan çocuğuyla beraber kalıyor. Olay bundan ibaret. Sultan Ferhat'ı Zilli Gülay'ı koydu da yakalamış. Benim oğlum nasıl yapar? Nasıl? Hayla kullanmaz. Evet, eski klasiklerin finalleri sonları bu şekilde. Umarım bir gün bu tarz bir videoya arka sokaklara da eklemek nasip olur. Yani final yapsın, ilk hazırlayacağımız video belli. Videoyu beğendiyseniz abone olup beğeni bırakarak destek olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşene dek hoşça kalın.